sefer. Dur bir teyzem artık ya, dur bir. Maşallah. Kusura bakmayın hanımım, benim bu yeğen biraz haylaz. Topu eline veriyor, dur diyor. Değişeyim tabağını. Bırak tabağımı bak, anası nasıl olmuş? İyi iyi, çok şükür. Yakında da alacaklar oğlanı zaten. Almayın sakın, almayın, kalsın burada biraz misafirimiz olsun. Sefer, sen kahvaltı yaptın mı oğlum? Yaptım. Gel bir bakayım, bir kontrol, kontrol. Yaptı, yaptı. Ay gitmiş, bütün ballar gitmiş, gitmiş, gitmiş. Serpi böcüğü oldu kadın. Tam böyle 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 bakar bakın. Afiyet olsun Sefer Paşa'ya, onun sayesinde yüzümüz güldü. Konağın üstündeki ölü toprağa gitti. Oh, o toprak mahkemeden haber gelince asıl kalkacak Azimet Hanım. Sen ne demek istiyorsun Ülfet Hanım? Masanıza bir lütfedip davet etmediniz, onu anladık da. Hiç olmazsa şu mahkeme haberinden bizi mahrum etmeseydiniz diyorum. Ama kime diyorum, sen anca çocuğu oyala. Mahkemeler, duruşmalar derken sorun sevme zamanımız gelmiş de geçmiş. Farkında değiliz. Azıcık torun sevme hasreti gidermişim. Gözünüze mi battı Ülfet Hanım? Ay yok, gözüme batmadı. Kafama taş düştü. Hadi vallahi çıldıracağım. Dava diyoruz Azimet Hanım. Ne olmuş? Hiç haber almadınız mı? Aa, yetti mi? Dava mava. Yetti, bitirdiniz bizi. Oğlumu da, torunumu da bitirdiniz. Anne ne oluyor? Ne olsun? Ülfet Hanım'la babaannen 3 aydır her gün birbirlerini yiyorlar. Her gün kavga gürültü. Anlaşıldı. E siz de ata sporu demek ki kavga. Bak, Serhat abin de birine dalaşmadan duramıyor. Onlar da gelirler birazdan. Anne biliyoruz birazdan geleceklerini. Seni 2 dakika görelim diye geldik zaten. Dalyan gibi oğlum cenazeye döndü. Kız benim evladım ne olacak? Yavruma kıyandan kim hesap soracak? Koskoca demirkanlar bir caninin hesabını sormayacak mı? Ama yok. Sizin umurunuza düşsen beni susturacağına. Kızıma bunu niye yaptılar onu söyle. Bana bak Ülfet Hanım. Acın var diye bir laf etmedim. Ama sen benim sabrımı zorlama. Ha, sabrını zorlamayayım öyle mi? Kız sen şuna açık açık desene. Bu mahkeme güdülmesi benim işime gelmiyor. Arkasında yatanların ortaya çıkmasını istemiyorum diye. Sen ne demek istiyorsun? Allah, ne demek istiyorum ya, daha ne diyeceğim la, diyorum işte. Kızım bir şikayetin yok değil mi? Baş dönmen sancı filan. Malum sıkıntı, stres. Tetikler böyle durumlarda önemli. Yok annem, iyiyim, çok iyiyim. Sen hiç merak etme beni. Şimdi adam gelmiş burada kahve içiyor, Hamit denen adam. Vallahi bak sizin ipinize kuyuya inilmez. Düne kadar hasımdınız, şimdi hızım akraba mı oldunuz? Olan benim kızıma oldu. Ayıp bilmeden konuşup duruyorsun. 3 aydır biz neler çekiyoruz biliyor musun sen? Abbas işi gücü bıraktı, dava peşinde koşuyor. Otel başı boş kaldı. Bu konak nasıl dönüyor biliyor musun sen? Ay vallahi helak oldum üzüntüden. Şimdi burada eriyeceğim. Milyonlarınıza milyonlar katamadınız değil mi Azimet Hanım? Kız vallahi sana mı acıyak bir de ya? Ay gözlerim yaşardı, vallahi böyle bir acı yok. Hadsizler! Küstaklar! Bu evde bundan böyle kaza, dava da duymayacağım. Benim torunumu rahat bırakacaksınız. Yoksa işte kapı. Gidersiniz o rutubetli ofis, o saçaklı evinize.
Sefer? Ne oldu? Niye korktun sen? Hoş geldiniz. Sefer gel teyzem. Gel biz mutfağa gidelim. Hoş geldiniz oğlum. Eyvallah ana. Serhat oğlum. Ne oldu mahkeme ya? Vallahi burada yandık börtlendik la. Dıktın mı içeri? Az kaldı Üfet Hanım. Az kaldı. Ne işin var lan senin? Konak değil, karşılama komitesi mübarek. Demirkanlar böyle mi misafir ediyor evlerine gelin? Serhat abi. Abi biz sen yoksun diye yani. Canım, senin zaten zaman kollamana gerek yok. Ama bu herif benim çatımın altına giremez bir daha. Abbas. Mahkeme ne oldu? Hiç arayıp haber vermediniz. Mahkemede bir şey olmadı yenge. Karıma çarpıp kaçan soysuz başka birinin arkasına saklanıyor. O Hasan denen herifin arkasında senin olduğunu biliyorum. Gerekirse onun da gırtlağına çöküp itiraf ettiririm. Senin ipliğini pazara çıkarırım. Bekle sen. Nasıl kaldı? Bin defa sordum. Bin defasında da aynı cevabı aldım. Ben bir şey yapmadım. Yapacak olsam hancımı kadından çıkarmam. Hesabımı adam gibi karşımdakiyle görürüm. Şu anda hadi kendi konağınıza gidin. Zaten sabahtan beri gerim gerim gerildik. Bir terslik çıkmasın bir daha. Hadi kızım. Hamit hadi gidelim. Yoruldum zaten çok. Buraya sırf Soğan'dan istedi diye geldim. E onu yalnız gönderecek değildim. Yoksa benim senin olduğun hiçbir yerde işim olmaz. Hadi Soğan. Yeğenim, hadi gel geçelim biz. İşten arıyorlar beni, ben mi? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.